Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Öncelikle herkese sağlıklı, bol yavrulu hobiler. Bugünkü videomuzun konusu akvaryumlarda oluşan adi salyangozlar. Öncelikle bu adi salyangozlar nasıl oluşur? Biraz ondan bahsedeyim. Genel olarak adi salyangozlar bitkilerle, kumlarla, köklerle, kayalarla vesaire üzerinde yumurtaları olarak genelde akvaryumlarımıza geliyor. Sonrasından yumurtadan çıkan adi salyangozlar akvaryumları istila ediyor. Genellikle akvaryumlarımıza böyle bulaşıyor. Peki bu adi salyangozların bir zararı var mı? Şimdi aslında hem zararı var hem yok, öyle söyleyeyim. Çünkü şundan dolayı akvaryumlarda oluştuklarında bildiğiniz üzere adi salyangozlar ciddi derecede ürüyorlar ve akvaryumu tamamen istila ediyorlar ve bu da akvaryumdaki döngünün bozulmasına aslında sebep veriyor. Yani çok ürediğinde siz bu çok üreyen adi salyangozları akvaryumdan toplamazsanız akvaryumdaki su değerlerini bozuyor. Bildiğiniz üzere balıklarda olduğu gibi salyangozlar da yem yiyorlar yani ve ayrıyetten de dışkılıyorlar. Yani dışkıladıkları gibi bu da akvaryumda oluşan organik yükün ve atık yükünün fazlalaşmasına sebep veriyor aslında baktığınız zaman. Yani bu durumda adi salyangoz şöyle zararlı: akvaryumdaki sayıyı her zaman kontrol altında tutmanız gerekiyor. Bu kontrolü kaybettiğinizde akvaryuma zararı olabiliyor. Peki şöyle de şunundan bahsedeyim, sonrasından da çözümünden bahsedeceğim. Bitki aldığımızda aldığımız bitkilere ne gibi bir şey yapabiliriz, ondan bahsedeyim. Uygulama yapıp akvaryuma koyabiliriz, ondan bahsedeyim birazcık. Şimdi bitkiyi aldıktan sonra öncesinde bitkiyi ben şöyle yapıyorum. Çeşme suyunda, normal bildiğimiz çeşme suyunda bitkiyi yıkıyorum. Varsa yani gözümle görürsem zaten yumurtası vesairesi olduğunu, onu elimle zaten temizliyorum. Eğer göremeyecek bir yerdeyse vesaire, yıkadıktan sonra birkaç saat veya 3-4 saat, zamana bağlı, bitkileri normal bildiğiniz çeşme suyunda bekletiyorum ve sonrasından akvaryuma koyuyorum. Tabii ki yine de oluşum gerçekleşiyor olabilir. Yani eğer ki bitki de varsa oluşuyor. Peki bunun bu oluştuktan sonra veya akvaryumda işte çoğaldıktan sonra nasıl bir yol izleyebiliriz ve nasıl kurtulabiliriz bunlardan? Ondan bahsedeyim. Bir de ondan bahsetmeden önce size şöyle üst kısma çıkayım, gösterebilirsem göstereceğim. Şimdi bu tarafta yok zannedersem. Şimdi burada çok farklı bir adi salyangoz türü var. Böyle acayip bir yapısı var. Evet, bakın şurada mesela. Şu mesela bildiğiniz, bizim bildiğimiz, herkesin bildiği adi salyangozlar gibi değil. Farklı bir yapısı var. Mesela o kesinlikle akvaryumda oluştuğunda kurtulması acayip zor. Çünkü aşırı derecede küçükler ve ciddi derecede ürüyorlar. O da mesela benim ilk defa bir yerden balık almıştım. Onunla geldi, yani o balık poşetinde geldi o salyangoz türü bana. Ve mesela ilk atıyorum, yani şu an için bu akvaryumda konuştuğum için bahsediyorum. Şimdi bu akvaryuma balıkları koydum. İlk baş bu akvaryuma bulaştılar. Sonra benim dip çekim aparatım, yani dip çekim hortumum aynı olduğu için, şimdi buradan dip çekim yapıyorum. Aynı hortumu ne kadar temizlesem de burada da kullanıyorum mesela. Mesela burada da kullanıyorum. Öyle kullandığım bütün akvaryumlara bu göstermiş olduğum adi salyangoz, yani farklı bir tür olan adi salyangoz bütün akvaryumlara bulaştı. Ara ara temizliyorum tabii ki ama tamamen bitmiyor. Bir akvaryumda tamamen bitti. Onun da sebebini birazdan anlatacağım.
Dediğim gibi diğer yani adi salyangozlara dua edersiniz. Yani öyle söyleyeyim. Bu tür gerçekten çok istilacı ve çok farklı. Aşırı derecede ufak. Yani şöyle söyleyeyim size, mercimek, kırmızı mercimek tanesinden bile küçük yani. Öyle söyleyeyim. O tarz bir canlı. O yüzden o biraz daha zor. Bizim diğer bildiğimiz adi salyangozlar, onlardan kurtulmak biraz daha kolay. Şimdi ilk olarak akvaryumda adi salyangoz oluştu, çıkmaya başladı. Yani görmeye başladığınızda direkt müdahale edin. Direkt müdahale ettiğinizde kurtulması çok daha kolay. Çünkü hani üremesi vesairesi en azından durdurulmuş olur. Yani direkt olarak hemen şeye başlarsanız, uygulamaya başlarsanız o şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi şöyle bir şey var. Ben alttaki akvaryumumda adi salyangoz sorunu yaşadım. Bir de şeyde içerideki çöpçü yavrularını büyüttüğüm tankta, orada zaten kum vesaire olmadığı için oradakilere müdahale etmiyorum. Dipteki kalan yemleri vesaireleri, artık yemleri yedikleri için onlara çok müdahale etmiyorum açıkçası. Onlar yaşasınlar. Hani şey olarak baktım ki çok fazla sayı arttı, kontrol edemeyeceğim bir şekilde arttıysa o zaman topluyorum. Şimdi gelelim nasıl kurtuluruz'a. Şimdi bildiğiniz üzere salyangozlar için olan kimyasallar var. Belli başlı markaların, bilindik markaların. Bunları kullanabilirsiniz. Ama kimyasala girmeden önce birkaç tane yöntemle de hani kurtulabilirsiniz. Tamamen kökü kurumasa bile belli başlı oranda, yani akvaryumda sizin göremeyeceğiniz ve sizi rahatsız etmeyecek sayılara düşürebilirsiniz. Şimdi bitkili akvaryumdaysa öncelikle makrakanta bu işin kesin çözümü. Makrakanta aldığınızda bildiğiniz üzere makrakantanın ağız yapısı dişli gibi böyle. O salyangozları puffer balığı gibi çatır çutur yiyor. Makrakanta kullanabilirsiniz. Puffer balığı da aynı şekilde. Tabii ki puffer balığını besleyebilecek bir akvaryumsa besleyebilirsiniz. Makrakantanın şöyle bir dezavantajı var. Dediğim gibi dişli balık olduğu için beslediğiniz balığa uygun olması gerekiyor. Aksi takdirde işte bazı tropikal türlere bulaştığını ben gördüm. Benim meleklerimin gözünü yediğini gördüm, öyle söyleyeyim. Ona göre bir kombin yapmanız gerekiyor. O yüzden makrakanta kesin çözüm ama dediğim gibi akvaryumunuza uygun olması gerekiyor. Hani akvaryumda beslediğiniz canlılara uygun olması gerekiyor. Ve diğer bir canlı katil salyangoz. Katil salyangoz da aslında bu mücadelede çok iyi işe yarıyor. Fakat katil salyangozun sayısını fazla tutmanız gerekiyor. Yani fazla olması gerekiyor ki bildiğin üzere katil salyangoz da yavaş hareket ettiği için akvaryumdaki, hele ki akvaryum büyükse, adi salyangozları bulup yemesi ve kökünü kurutması zaman alıyor. O yüzden katil salyangoz kullanılabilir. Tabii ki ben de kullandım. Çözüm oluyor. Dediğim gibi adeti biraz fazla. Hani bir tane, iki tane, üç tane, beş tane değil de biraz fazla sayıda katil salyangoz atarsanız daha iyi olacaktır. Ve dediğim gibi makrakanta, katil salyangoz, puffer. Aynı zamanda kimyasal da kullanılabilir. Farklı markaların, dediğim gibi, onu araştırarak bakılıp bulunabilir. Şimdi bu akvaryumda benim oluşmuştu. Bu akvaryumda ben şeyle çözdüm. Dediğim gibi makrakantayla çözdüm. Makrakantayı da o sebepten dolayı almıştım zaten. Bayağı bir büyüdüler. Onlar da Mustafa abiye gittiler. Hayırlı uğurlu olsun ona da. O şekilde çözmüştüm. Ve aynı zamanda da hem makrakanta hem de katil salyangoz vardı burada. Ve tamamen ben artık yani burada adi salyangoz göremiyorum. Sadece ve sadece şu sampın içerisinde daha yeni 3-5 tane görmeye başladım. Şimdi o sampın içerisine de ulaşamadıkları için makrakantalar vesaire. O yüzden orada ulaşım, yani orada yaşamlarını sürdürüyorlardı. Gördükçe topluyorum.
Ve bir diğer çözümünden de bahsedecek olursam size, bir diğer çözümü de arkadaşlar, ben bunu sürekli kullanıyorum. Akvaryumun içerisine bir tane bildiğimiz salatalığı ortadan ikiye bölün. Üstüne de biraz tuz atın. Tuz attığınız tarafını kendiniz yiyin. Tuz atmadığınız diğer tarafını da, şaka yapıyorum tabii ki, tuz atmadığınız diğer tarafını da akvaryuma koyun. Yani şakası bir yana, salatalığı ortadan ikiye kesin arkadaşlar. Bu salatalığın iç kısmı, yani yumuşak kısmı, üste gelecek şekilde bir çatala batırın. Koyun akvaryumun içine ve sonrasında da ışıkları, yani akvaryumun ışığını kapatın. Akvaryumun ışığını kapattıktan sonra onu bir saat kadar akvaryumun içinde tutun, yani o salatalığı. O bütün salyangozlar, adiler onun üstüne toplanıyorlar. Onun üstüne toplandıktan sonra atın. Yani bunu sürekli sürekli böyle bu şekilde yaparak sayılarını aşırı derecede azaltabilirsiniz. Ve yanına da atıyorum uygunsa akvaryumunuza katil makrakanta, uygun değilse katil salyangoz, dediğim gibi adeti biraz fazla olacak şekilde atarsanız çok güzel bir yöntem. Çok güzel bu şekilde de adi salyangozlardan kurtulabilirsiniz. Dediğim gibi adi salyangozun her zaman sayısını kontrol altına almanız gerekiyor. Yani kontrol altına almazsanız suyun tabii ki değerlerini bozacaktır. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Aslında çok da böyle bir teferruatlı bir konu değil. Yani 3-4 canlı veya işte dediğim gibi salatalık yöntemiyle bu canlıdan, yani bu adi salyangozdan kurtulabilirsiniz. Hatta puffer balığı aslında bulunmaz şey, puffer balığı, evet, yani puffer balığı besliyorsanız adi salyangoz aslında bulunmaz nimet oluyor. Çünkü pufferları biliyorsunuz kabuklu besleniyorlar. Çatır çutur o salyangozları yiyorlar. Tabii ki böyle bir herkesin evinde de puffer, yani her hobicinin evinde de puffer olacak hali olmadığı için dediğim gibi dediğim yolları deneyebilirsiniz. Salyangoz kapanları da var, yani böyle kurulduğunda vesaire. Ama salyangoz kapanındaki mantık da aslında benim salatalık olayında anlattığım mantığın aynısı. Ve işte salyangoz kapanı dediğimiz malzeme de öyle ucuz bir malzeme değil. Yani en son öyleydi, en son ucuz değildi ki, şu andaki şartlara göre çok da pahalanmıştır diye düşünüyorum. Hiç fiyatına uzun zamandır bakmadım. Daha önce bakmıştım. Çünkü öyle bazen elimde bulunsun diye aldığım ürünler var akvaryumlarla ilgili. Öyle bir bakmıştım. Ondan sonra o zaman bile pahalıydı. Şu anki şartlara göre yani çok da ucuz olduğunu sanmıyorum açıkçası. Ama dediğim gibi yani bir kapan alana kadar bir salatalık yöntemiyle atıyorum her akşam ya da iki günde bir bu şekilde bu yolu izleyerek sayılarını azaltabilirsiniz. Yanına da katil salyangoz atarsınız. Katil salyangoz da bir güzel onları temizler, yer. Bu şekilde çözüm yolu yapabilirsiniz. Ve tabii ki şöyle bir şey var, aslında makrakantayı kullanabiliyorsanız, yani makrakantanın bir de şöyle bir eksi tarafı var. Bitkili akvaryumlarda kumu çok karıştırdığı için bitkilerin köklerini dışarı çıkartabiliyor ve dediğim gibi bazı balıkların kuyruğuna, gözüne de dadanıyor aç kaldığında. Ona dikkat ederek kullanmanız gerekiyor. Ama onun dışında katil salyangoz bence kullanılabilir en iyi yöntemlerden biri. Bir de dediğim gibi diğer olarak salatalık yöntemi, o da bence kullanılabilir en güzel yöntemlerden bir tanesi. Bu şekilde bu konuyla ilgili kanalımda video olmadığını fark ettiğim için ve bu aralarda bu konuyla ilgili çokça soru aldığım için kanalda bu videoda yer alsın istedim açıkçası. Belki araştıran veya işte bilmeyen bir hobicinin işine yarar diyerekten böyle bir videoyu da çekmek istedim. Genelde böyle bilgi videoları çok sevilmiyor, çok beğenilmiyor ama yani izlenmese de beğenilmese de en azından kanalda yani böyle şeyler bulunsun ki bir hobicinin başına geldiğinde en azından çözüm yolu ararken bir fikir oluşturabilsin diyerekten böyle genelde ara ara bilgi videoları
bildiğim kadarıyla, tabii nacizane kendi bildiğim kadar, kendi bildiğim ve deneyimlediğim kadar paylaşmaya çalışıyorum. Umarım sıkılmamışsınızdır. Bu şekilde şöyle son olarak napoinsisleri de göstererek videomu sonlandırayım. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Bu konuyla ilgili veya başka konularla ilgili sorularınız varsa videonun yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz veya Instagram adresimden. Instagram adresim de açıklamalar kısmında, Instagram ve Facebook adresim de açıklamalar kısmında mevcut. Oradan da soru sorabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Ben herkese sağlıklı hobiler diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.